Merhaba Cengiz Avcı ben. Daha önceden Kayseri ile ilgileniyordum. Yurt dışında ve yurt içinde. Mersin bölgesinde bir seyahatimizi de orada gördüm. 2011 yılı yanılmıyorsam. Daha sonra araştırdım. 2012 yılında buraya ağaçları getirttirdim. Serada deneme şeklinde girdik. Daha sonra da ticariye çevirdik. Şu anda 2000 metrekarelik bir alanımız var. 5000 metrekarelik başka bir alanımız daha var. Toplamda şu anda bulunduğumuz yerde 200 ağaç var. Şimdi burada iki türlü erik çıkartıyoruz. Birisi ağacı erken uyandırarak Ocak'ta çiçek açtırıp Şubat ayında meyve verdirdiğimiz, şu anda da üzerinde gözüken seyrek miktarda olan, az miktarda olan bir erik var. Kilogramı şu anda 650 ile 750 lira arasında değişiyor. Yurt dışına da şu anda Dubai bölgesine bundan 20 gün önce de kilosu 150 dolardan gönderdik. Ama tabii çok değil. 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo şeklinde gidiyor. Genelde yurt içinde hamile aşıran bayanlardan geliyor. Ona da 50 gram, 100 gramlık paketler halinde işte 60-70 lira paketi şeklinde gönderiyoruz. Şu an çiçek var bak tekrar ağaçta, aynı ağaçta. Bu da Nisan'ın ilk haftası olacak bir meyve. O zaman da 20-30 liraya düşecek. Daha da aşağı gider. Kardeşim ziraat mühendisi, ben kendim ziraatçı sayılırım, bu yıllardır bu işin içerisindeyim. Bir de kızım var ziraat mühendisi. Dışarıda Nisan, en erken Nisan 20'sinden sonra çıkar dışarıda. Belli Hatay bölgesinde çıkıyor. Daha sonra bu giderek yayılıyor. Mayıs ayı içerisinde de her yerde çıkıyor. Şimdi seradaki üretim dışarıya göre çok avantajlı. Şu anda serada dışarıya göre yaklaşık 2,5 aydan fazla bir öne çekebiliyoruz. Burada da iki türlü üretim yapabiliyoruz. Tabii burası biraz teknik oluyor. Tek üretim yapmak istersen ağacın uyandırma şekline göre ağacı Şubat ayında uyandırıp Mart ayı içerisinde satış olabilir. Ama bizim yaptığımız gibi böyle bir ikili üretim yapılacaksa da ağaç iki defa uyandırılmış olacak. Bu farklı bir teknik. Tabii burada ilk çıkardığımız meyve, şu an Ocak meyvesi, Şubat ayı içerisinde başladık. Bunun fiyatı şu anda 650-750 TL arası satılıyor. Tabii çok fazla bir verim değil. Ama bundan sonraki gelecek olan, şu anki mevcut çiçeklerden gelecek olan da Mart sonu, Nisan ilk başı gibi devreye girer. 50-60 lirayla başlar, 20 lirayla da biter. Şu çiçekler yurt dışına gidecek. Yurt dışına da ne oluyor? Bu fiyat 70-80 liraya, 60 liraya düştüğü zaman yurt dışına da talep yoğunlaşıyor. Tırla gidecek kadar oluyor. O zaman dekarda bugün bir serada domates, biberden diyelim vatandaş 30 bin lira kazanıyorsa masraf içerisinde, canerikten 100 bin lira gibi bir rakam olur masraf içerisinde alacağı rakam. Şimdi burada kesinlikle bu bahçede, görmüş olduğumuz bahçede herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Tamamı doğal, biyolojik ürünlerle gidiyoruz. İşte biyolojik gördüğümüz gibi burada da bambu sarılarıyla dölleme yapılıyor. Diğer gübrelemeler hayvansal gübreleme. Meyvanın, ağacın erken uyandırılması, çiçeğe yatırılması da sera, üzerindeki sera plastiğin açılıp kapanmasıyla alakalı bir şey. Yani kesinlikle burada herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Antalya iklimiyle Türkiye'de bir numara, hatta dünyada da bir numara diyebiliriz. Birçok özelliği var, işte güneşi, havası. Bu yüzden de işte bu tip üretimler, egzotik üretimler, işte bu eriktir veya farklı çeşitlerdir, tamamen doğal şekilde oluyor. Herhangi bir kimyasal, hormondur, bu tür şeyler kullanılmıyor. Artık üreticimiz de bilinçlendi. Şu anda serada, bizim diğer seralarımızda biber çeşitlerimiz var, işte salatalık var, domates var. Bunun hiçbirisinde şu anda ağır kimyasal ilaç kullanılmıyor. Tamamen biyolojik, arı ve hayvansal gübrelemelerle, hayvansal şu an amino asitlerle ve birçok bu tür ürünlerle üretim yapılıyor. Şu anda rahatlıkla vatandaş gelip dalından, biz de erik de göstersek, ısırsak ayıp olur mu bilmiyorum. Şu an dalından aldık, ısırdık, bak diyoruz. Bu diğer seralarda, biberde de, domateste de, salatalıkta da rahatlıkla kopartılıp yiyilebilecek şekilde.
şu anda dışarıdan bahsedildiği gibi hormonda, ilaçta öyle bir şey Antalya'da %90 kullanılmıyor. Yani çiftçilere, çiftçi arkadaşlarımıza mesajım, her zaman yenilikçi olsunlar. Çünkü Antalya'da çok çeşitli tropik ürünler yetişebiliyor şu anda. Gelsinler, biz de teknik bilgi verelim, gösterelim. Değişik üretimler yapsınlar. Avrupa'ya, dünyaya bağlı kalmayalım. Çünkü Antalya'mızda her şey oluyor.